Herkese selamlar. Ünlü kahve reçetelerini deniyoruz. Yeni video serisinin ikinci bölümündeyiz. Bu videoda da yine Tetsuka Soya'yı konuşuyor olacağız sizlerle. Öncelikle bu videoda konuşacağımız reçete çok bilinen bir reçete değil bildiğim kadarıyla. Çok yazılmış, çizilmiş, denenmiş bir reçete de değil. Biraz sanırım göz ardı edildi veya yarışmada kullanılmadığı için dikkat çekmedi. 2019 yılında eğer izliyorsanız bilirsiniz Coffee with April YouTube kanalı var. Kurucu April Coffee Roaster'ın kurucusu Patrick Rolf tarafından yayınlanıyor videolar. Patrick'in Tetsuka Soya'yı ziyaretinde, Japonya'daki ziyaretinde kavurmahanesine gittiğinde konuştuğu teknik videoyu yorumluyor olacağım aslında sizlere. Ben de ilk o zaman o videodan duymuştum bu reçeteyi ve tekniği. Yeni çalıştığı bir reçete ve teknikti bu. Ve o zaman çok garibime gittiği için hiç deneme cüreti göstermemiştim. Ya da denediysem bile hatırlamıyorum, öyle söyleyeyim. Denediysem bile bir kere denemişimdir. O da hatıramda kalmamıştır, öyle söyleyebilirim. Neden? Yine Tetsuka Soya olunca işin içerisinde diyebilirim ki reçete konusunda devrimcilik baş gösteriyor. Tamamen 4-6 metodunun tam zıttı, taban tabana zıttı bir reçete. Genel olarak yine birçoğumuzun alıştığı reçete formatlarında çok taban tabana zıt bir format ve yine reçete. Bundan dolayı da yayınlamaya kesinlikle değer gördüm ki zaten bulan kişi dünya demleme şampiyonu Tetsuka Soya olunca beğenelim beğenmeyelim. Onun ürettiği bir şeyleri öğrenmek, beğenmesek dahi yeni bir şeyler öğretebilir bize. En azından onun denediği şeyleri nelere sonuç açacağını görebiliriz diye. Şimdi bu videoda benim de ilk deneyimim olacak. Video öncesinde bir bu reçeteyi hadi yapayım nasıl çıktı falan nasıl oldu diye hiç bakmadım. Mesela bir yandan da reaksiyon videosu gibi olacak tadına bakarken. Kahvenin 4-6'yı biliyordum mesela bir önceki videoda demlemeden önce. Reçetenin özelliklerine gelelim. Dediğim gibi hepimizin alıştığı reçetelerle, kullandığınız reçetelerle, kullandığım reçetelerle, taban tabana zıt, hatta dediğim gibi 4-6 ile taban tabana zıt nelerde? 1. Öğütme ayarı. Kamerada gösterirken çok görünmediği için kabaca ben size anlatmaya çalışayım, anlamaya çalıştım. Videoda kavurmahanesinde Tetsu'nun eski seri EK43'lerden var, Malconic. Orada diyor ki 6 numaralı ayarda kullanıyorum. 6 numaralı ayar yaklaşık diyebilirim ki ince aeropress, moka pot ayarı gibi falan kullanıyorduk biz eskiden. Tabii ki kalibrasyondan kalibrasyon göre de değişiyordur bu ama oldukça ince bir ayar. O ayarı tahmin ettiğimizde eski EK43'leri bizde kullandığımız için Dittink 807'de tahminen 3.5'a denk gelir diye düşündük. Ve 3.5'ta öğüttük kahvemizi. Etiyopya Drominal Lot 9 kullanacağım yeni kahvelerden. Onu bir deneyelim istedim bu reçete ile. Birinci basamak dediğim gibi öğütme aşırı taban tabana zıt, tam deviren, tam devrimci bir bakış açısı yine. İkinci şaşıracağımız olay, reçete tek basamaktan oluşuyor. Tek basamak deyince insanların aklına şöyle gelebilir, bir ön demleme artı bir basamak değil. Ben genellikle basamakları ön demleme, demleme diye ayırmam. Bayağı bildiğiniz tek basamaktan oluşuyor. Sadece döküyorsunuz. İkinci büyük şaşkınlığa uğradığım izlediğimde ve keza izleyenlerin de şaşkınlığa uğradığı durum buydu. Üçüncüsü çok hızlı bir demleme. Öğütmeden kaynaklı tabii ki mantık olarak. Yaklaşık 1,5 dakika öneriyor. Tabii ki kahveden kahveye göre değişir. Dördüncü durumda kahvenin su oranı. Kahveye gelecek 1 gram kahve başına gelecek su oranı 1'e 12 oran kullanıyor. Tetsu bu reçetede. Genellikle aeropressçiler alışıktır böyle 1'e 10 oranlar denilir, 1'e 12 oranlar denilir. Bypass ederler, bypass etmeyebilirler. Ben genellikle aeropress değil V60 kullandığım için bana oldukça şaşırtıcı bir oran olarak geliyor bu. Bunların dışında reçetede neler var? Çok hızlı bir döküş var bir basamağı tamamlamak için 1,5 dakikalarda. Bu yine dikkat etmemiz gereken bir unsur. Herhangi bir demleme sonrasında bypasslama gibi bir durum mevcut değil. Şimdi demlemesine geçelim ve görelim neler oluyor. Evet. Şimdi demlemeye geçiyoruz. Demi önden katlamıştım kayda girmeden evvel. Hemen her demlemede olduğu gibi önden bir ıslatma yapacağım. Bu arada su sıcaklığından bahsetmemiştim. 96 derece demleme sıcaklığı öneriyor Tetsuka Soya bu reçetede. 95-96 arası yapabilirsiniz diyor. Reçetedeki esas hedefi de kahvenin tatlı çıkması. Burada hem gramajın 25 gram olduğunu düşününce, tek demleme çok geniş bir yatak yüzey alanı düşününce su geldiği zaman tahminen ısı kaybından ve kahvenin şekerinin de demleme esnasında fazla çözülmesi gerektiğinden dolayı tatlılık beklediği için böyle bir su sıcaklığı seçmiş diye düşünüyorum. 25 gram kahvemi yatağa yerleştirdim ve düzelttim. Direkt kettle'ım 96 derecedeydi. Zaman kaybetmeden demlemeye
Başlıyorum. Direkt dümdüz çok hızlı bir şekilde 300 mililitreye kadar döküş yapacağız. O videoda Tetsuka Suya Bonavita Kettle kullanıyordu. 15 saniyede dökebiliyordu. 15 saniyede dökemiyoruz biz burada. Timer Kettle kullandığımız için daha akışı kısıtlayıcılı, daha stabil döküşü olan bir kettle çünkü bu Bonavita'ya göre. Yaklaşık 26 saniyede döktüm ve 1 gram kaçırdım. Bakalım nasıl çıkacak. Dediğim gibi benim de ilk demlemem. Yani tahmini burada beklenti bir yarı imersiyon gibi bir efekt oluşturmaktı belki de, bilmiyorum. Çünkü baktığımız zaman kahvenin suya karşı direnci daha yüksek bu metotta. Evet, ama birçok yönüyle bizi şaşırtan bir reçete bu. İşte mesela yatağın ön demlemesiz demlenmesi, yatağın aşırı yükseltilmesi. Bundan dolayı gramajın çok ciddi bir kısmının daha demlemeyi bitirdiğimiz an, yani döküşü bitirdiğimiz anda direkt yatak çevresinde kuru bir şekilde kalması. Bu illa kötü çıkacağı anlamına gelmez şundan dolayı. Yani bu aşağıda gördüğümüz ekstrakt kahve aslında bir kompozisyon. Ve bu kahve, atıyorum, buradaki kalan kısmın sadece bu kadar temas süresiyle demlenip geriye kalan, atıyorum, bu kısımda 20 gram kaldıysa 20 gram yoğun demleyip burayı az demlemeyle belki burada iyi çıkıyorsa gene lezzet anlamında bir problem teşkil etmeyebilir. Ondan dolayı bu konularda çok böyle muhafazakar davranmıyorum ben. Ne kadar tam tersini savunsam da. Bundan dolayı fikren de tavan tavana zıt olsak, yayınlanmaya kesinlikle değer bir video, yorumlanmaya da kesinlikle değer bir teknik. Bizim ölçmemiz bu arada Tetsuya göre biraz daha ince kalmış anladığım kadarıyla. O 1,5 dakikalık bir demleme öneriyordu. Bu 2 dakika 15 saniyeleri buluyor gibi. 2 dakika 12 saniyede demlememiz bitti. Bu sırada kısmi de bir buharlaşma yaşadı kahve. 298 mililitreye kadar düştü. Evet, kahve demlendi. İlk defa bu kadar yoğun demlenmiş bir kahveyi kendi ellerimle yapıp içeceğim zannediyorum. Bakalım nasıl bir lezzet sunacak bize. Bir bitterlik bekliyordum. Kesinlikle bitter değil. Bunda tabii özellikle böyle yıkanmış, yoğun, açık kalmış bir Etiyopya kahve seçmemizin de bir artısı var. Atıyorum, daha koyu kalmış bir kahvede kolay kolay iyi çıkmayabilirdi belki de bu. Oldukça tatlı kokuyor. Oldukça tatlı kokuyor. Diyebilirim ki tam reçel kıvamında. Bunun videosunda da böyle hafif reçelimsi bir koku aldığımı hatırlıyorum sanki deneyimlerken. Burada tam reçel, yani gerçekten bir reçel kokluyormuşumcasına tatlı bir koku var. Ve o şeftali karakteri çok hafif geliyor. Ve çok hafif siyah çay kokusu gelmeye başladı. Evet, sıcakken sadece tatlı bir nota ama ne olduğu belirli olmayan bir nota var bu kahve için söyleyeyim. Kesinlikle beklediğim gibi bir bitterlik kesinlikle yok. Ama dediğim gibi o kahvenin kavrumuyla, kendisiyle ve yoğunluğuyla alakalı. Gövdesi orandan da beklendiği üzere oldukça yoğun. Fakat yine dediğim gibi bu kavruma özel, öyle rahatsız edici bir gövde de söz konusu değil açıkçası. Diyebilirim ki böyle bayağı şurupsu bir gövde var. Lezzetli bir şurup gibi düşünelim. Öyle gerçekten. Ya sıcak performansa dair söyleyebileceğim çok yoğun tatlı ve çok yoğun gövdeli olduğu. Onun ötesinde tam bir nota söyleyemiyorum. Tatlar çok baskılanmış. Oran yoğunluğundan dolayı yeteri kadar. Oran çok yoğun olduğu için de yeteri kadar ekstraksiyon alamamasından dolayı diye düşünüyorum. Biraz kahveyi ılındıralım ve soğutalım. Neler var bir bakalım. Evet, kahve ılındı. Yine tadım notu çok aşırı belirgin olduğunu söyleyemem açıkçası. Fakat ya benzetirsen neye benzetirsin derseniz eğer de çok yoğun şekerli bir siyah çay gibi yani. Siyah çay zaten notası olan bir kahveydi bu.
onu biraz hissediyoruz ama işte o yine tatlılıkla çok baskın gölgelenmiş durumda. Evet, farklı bir tadım notu da aldığımı söyleyemem açıkçası. Çok yoğun şekerli bir siyah çay diyebiliriz ama çok yine tatlılık devam ediyor dediğim gibi. Böyle bir demlemeden daha aksi de beklenemezdi ki Tetsu bunu 1,5 dakika öneriyordu. Biz olduğundan da fazla demledik. Bir de bu kahveyi düşünürsek asitesini iyice kaybetmiş oluyor bu reçetede. 1,5 dakikalık bir reçetede belki bir miktar daha tadım notları belirginleşecekti. Öğütmeden dolayı, sıcaklığından dolayı çok yoğun demlendi kahve düşündüğümüzde ve süreden dolayı da. Ama dediğim gibi hala herhangi bir bitterlik söz konusu değil. Sadece sıcaktan ılığa kadar çok tatlı bir kahve içiyorum şu an. Biraz da soğumasını bekledim bakalım kahvenin. Evet, kahve soğudu. Dediğim gibi soğukken de çok tadım notu alınabilecek bir performansla değil şu an. Tatlılık hala çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Yani kör tadım yaptırsanız hani bu reçete olduğunu bilmesem derdim ki kahveye şeker falan katılmış ya da çok kompleks değil kahve. Kahvenin kompleksitesini baskılamış kesinlikle bu demleme. Zaten böyle bir şey bekliyorduk. Ben ekstra bitterlik bekliyordum. Bitterlik yoktu hiç. Bu açıdan önemli bir bakış açısı bence baktığımızda. Yani soğuk olarak da deseniz tadım notu ne çıkartırsın? Belki esmer şeker derdim. Hani böyle şekerli su içtiyseniz eğer öyle bir kıvamı var şu an. Hafif yoğun ve sadece tatlılık geliyor. Evet, fincan yorumları bunlardı. Şimdi reçetenin üzerine biraz daha açalım, biraz daha konuşalım. Neler vardı, neler yoktu, neler değişti? Bir son bir yorumumuzu yapalım. Sizlerin de yorumlarını aşağıda bekliyorum. Bu reçeteyi denediyseniz eğer veya denemeyi düşünüyorsanız fikirlerinizi almaktan memnun olurum. Reçete demiştim ki oldukça yine devrimci, oldukça farklı, bakış açısı değiştiren, bakış açısı kıran, hatta paramparça eden bir reçete. Kahve yatağı, çok genellikle yatak görsellerine takılmayın derim ben eğitimlerde, lezzete bakın derim. Şöyle bir yatak. Buna bakın diyorum çünkü bu genellikle olumsuz yorumlanır. Keza ben de bu arada olumsuz yorumlarım genellikle. Çok dediğim gibi yatağa özen göstermesem de görüntüsüne. Ortada böyle çok dengesiz bir dağılım söz konusu değil ama dışına baktığımızda daha demlemeyi bitirdiğimiz anda doğal olarak çok yüksek bir kahve yatağı yaratmamızdan dolayı kenarlarda direkt küşü bitirir bitirmez kuru taneler tutunmaya başladı. Şimdi bu denir ki işte kahve partiküllerinin tamamını alamadığınız için çözünmeme yaratacak gibisine. Ama düşündüğümüz zaman 96 derece su sıcaklığı kullanıyor bunda Tetsu. Burada tahminen beklediğimiz şey zaten ortada toplanan yoğun birbirine kenetlenmiş yatağın daha iyi çözünmesini sağlamayı hedefliyor diye düşünüyorum ben bu demlemede. Zira zaten bu tekniği Patrick'le paylaşırken Tetsu daha tatlı kahvelerden hoşlanıyorum artık. Tatlılık arıyorum kahvelerden. Bence diyor şu an dünyada genel trend de o nitelikli kahve camiasında. O sebeple bunu bu reçetenin iyi sağladığını düşünüyorum diyor. Ve kesinlikle reçete tatlılığı çok yoğun bir şekilde veriyor. Her kahveye kesinlikle uyacak bir metot değil bence baktığımızda. Neden? Kompleksitesi çok yüksek kahvelerde belki bu tatlılıkla asitelerini çok iyi dengeleyebiliriz. Fakat böyle Etiyopya gibi daha narin, daha naif kahvelerde kompleksiteyi oldukça zayıflatıyor bu reçete. Ama atıyorum burada 90-92 puanlık, 94 puanlık bir anormal iyi, anormal kompleks bir yarışma kahvesi olsaydı belki o asiteli muazzam bir tatlılık gelecek ve gerçekten muazzam kompleksitede bir kahve içecektik. Çok iyi şeye yarayabilir o tarz kahvelerde belki. Bu reçete bu Etiyopya üzerinde kompleksitesini tamamen yatıştırmış, tamamen sakinleştirmiş, full tatlı bir kahve içtim sadece. O sebeple bu Etiyopya'ya kesinlikle yaramadığını söyleyebilirim. Bu reçeteden biz yatağı yorumladık. Başka neler öğrenebiliriz? Neleri gördük? Öncelikle çok güzel bir yere değiniyorlardı videoda. Ben video başında anlattım, şu an hatırlamıyorum. Patrick demişti ki buna işte insanlar ön demleme istiyor. Ön demleme, ön demleme, ön demleme. Bu ön demleme yok bunda, direkt döküyorsun falan demişti. Tetsu da demişti ki ya da sadece bunu sadece ve sadece ön demleme diyebilirsin döküş basamağına diye. Ön demleme, bloom, çiçeklenme. Ya bunun esas resmi adı Specialty Coffee Association of
Amerika döneminde, SCAA döneminde yayınladıkları Brewing Handbook adında bir kitapları vardı. Orada bayağı bir teori anlatıyorlardı. Orada pre-wetting diye geçer, ön ıslatma. Ve Scott Rown'un da demleme kitabına baktığımızda ön demleme dediğimiz basamaktan itibaren esas sert yükseliş ekstraksiyonda bir ve ikinci basamaktan itibaren olur. Çok daha yüksek bir yere gider, sonra sakinleşir. Üçüncü basamağı SCAA kitabında hidrolizasyon diye anlatıyor. Yani hidrolize ediyor kahveyi. Daha artık ekstraksiyon hafifliyor. Çok hafif bir eğride gitmeye başlıyor. Burada da tek döküş olduğu için şiddetli bir döküş, yüksek sıcaklık bizim bu eğriyi yakamamızda yine fayda sağlıyor baktığımız zaman. Ön demleme veya çiçeklenme diye direkt isimlendirmeden aslında basamak diye yorumladığımızda ön demleme diye bir şey yok, yani bu var. Bir basamak sadece ön demleme dediğimiz şey. Ve böyle bir şey yaptığımız zaman aslında cupping gibi, aslında clever gibi, French press gibi bir durum söz konusu demiştim ya, yarı immersion gibi. O anlamda bu tek basamaklılık bence ön demleme konusuna biraz daha düşünmeyi, biraz daha araştırma gerektiğini, yapılmış araştırmaları iyi incelememiz gerektirdiğini bize gözler önüne seriyor. Bu açıdan bence iyi bir öğretici tek basamak böyle bir demleme yapmak. Ve videonun başında demiş miydim hatırlamıyorum yine. Yani bir şeyin illa bize uyması gerekmez. Fakat beğenmediğimiz bir şeyden de veya bize uymayan veya kahveye uymayan bir şeyden de neye uymadığını yorumladığımızda aslında genel demleme teorimize, genel demleme mentalitemize ve tekniğimize birçok şey katabiliriz öğrenme olarak. Bu bence iyi bir öğretici bu anlamda. Tek basamak oluşu. Ön demleme diyebiliriz diye tek basamak veya ön demlemesiz tek basamak, artık adına ne derseniz, bu önemli bir öğretmen oldu bence bu demleme için. Başka güzel yakaladığımız bir durumda, yani ben full bitter bir şey bekliyordum açıkçası baştan sona. Full bitter değil ki, daha da uzun demlenmesine rağmen Tetsu'nun tavsiye ettiğinin aksine full tatlı bir kahve içtim. Bu kadar tatlı kahve içmeyi açıkçası ben sevmiyorum. Benim damak tadıma hitap etmiyor. Biraz bu kadar yoğun gövdeli bir kahveyi de içmeyi ben çok sevmiyorum. Damak tadıma hitap etmiyor. Benim buna kendi yazdığım özel reçetede 1.15.5, 1.15 böyle çok hafif gövdeli kahvelerde sevdiğim oranlar oluyor genellikle. O bana yeterli geliyor benim damak zevkim açısından, ama bu tamamen bireysel bir bakış açısı. Benim reçeteye dair yorumlarım bunlar. Siz denediyseniz dediğim gibi yorumlara yazarsanız sevinirim. Deneyiminiz nasıldı? Hangi kahve veya kahvelerle denediniz? Nasıl bakış açıları elde ettiniz? Nasıl tatlar elde ettiniz? Nasıl lezzetler, kokular elde ettiniz? Yazarsanız sevinirim. İlk defa görüyorsanız, denemeyi düşünüyorsanız, denemeden nasıl ön yargılarınız var? Yazarsanız sevinirim. Çünkü dediğim gibi yani Tetsu hep devrimci bir şeyler yapıyor ve ilk başta denemiyorsanız yok canım o nasıl oluyor diyorsunuz ve bir ön yargıya ister istemez kapılıyorsunuz. Varsa böyle ön yargılar yorumlara yine bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.